gençler Kimya Adası'ndasınız. Kimya Adası ders kanalına hoş geldiniz. Gençler taktiklerle TYT kısmına devam ediyoruz ve bu serimizde ne anlatıyoruz? Bu serimizde ise kaynama ve Buhar basıncı üzerine konuşacağız. çok da karşımıza çıkan ve genellikle hata yapabildiğimiz bir konudur. Sıvılar için önemli bir konu, kaynama ve buhar basıncı. Biliyorsunuz sıvılar her sıcaklıkta buharlaşır ve sıcaklık arttıkça ne olur arkadaşlar? Sıcaklık arttıkça bu, bu durumda buhar basıncı da artar, değil mi? Birin, bas, birin e, hacindeki ne olur arkadaşlar? E, e, buhar miktarı arttığı için sıcaklıkla buhar basıncı doğru orantılıdır. Bakın hem X sıvısı için hem de Y sıvısı için bakarsanız, bakın her bir maddenin bakın. X için inceleyelim. 20 santigrat 45 milimetre civarıymış. 40 santigrat 160. 60 santigrat 370 gibi. Bakın Y de aynı şekilde sıcaklık arttıkça buhar basıncı artmış. Şimdi burada şöyle bir şey var. Ben size buhar basıncını neler etkiler diye bakalım. Önce onları verelim. Bir diyelim sıcaklık. E tabii ki etkiler. İki ne etkiler tabii ki arkadaşlar? Maddenin cinsi etkiler. Üç de arkadaşlar safsızlık. Bakın bu üç parametre buhar basıncını etkileyen. Bunun haricindeki diğer parametre etkilemez. Peki arkadaşlar e ee, kaynama noktasını neler etkiler diye bakarsak tabii ki ne etkileyecek arkadaşlar? Cins tabii ki burada da önemlidir. Yani her maddenin cinsi farklı olduğuna göre kaynama noktası da farklı. Çünkü moleküler çekim kuvveti birbirinden farklı olmuş oluyor. İki arkadaşlar burada bakın e, yine ben burada e, ne diyeceğim? Safsızlık diyeceğim. Bu da çok önemlidir. Gene aynı şey geçerli. Mesela e, ne diyoruz? Su 100 santigrat derecede e, pardon, su 1 ATM'de 100 santigrat derecede kaynar ama tuzlu su 101, 102, 103'te kaynayabilir. Yani safsızlık arttıkça ne yapıyor Kayın noktası değişir ee, ve aynı zamanda arkadaşlar ne diyoruz ee, bulunduğu ortam yani o sıvının bulunduğu ortam da çok önemlidir. Yani sıvılar her ortamda aynı derecede kaynamayacak demek ki bakın burada şunu hemen e, açıklayalım bir sıvının buhar basıncının yani bakın kendine ait olan bir buhar basıncı var ortamın dış basıncına eşitlendi sıcaklık derecesine o sıvının biz ne diyoruz? kaynama noktası diyoruz. Bakın çok önemlidir. Şimdi biz burada şöyle bir şey diyelim. Bakın normal kaynama noktası demişiz. Normal kaynama noktası demek şu demektir. Deniz seviyesinde arkadaşlar deniz seviyesindeki e, dış basınç nedir? P0 nedir biliyorsunuz ki? P0 tabii ki 760 mm civa ya da işte 1 atm deriz. Değil mi? Deniz seviyesinde budur. Şimdi arkadaşlar eğer bir sıvı deniz seviyesinde hangi sıcakta kaynıyorsa onun normal kaynama noktasıdır. İfadesini kullanabiliyoruz. Şimdi bakalım. X maddesini buhar basıncı 45'miş. Nerede? 20 santigrat derece. Yani bakın X'in 20 santigrat derece buhar basıncı 45 olduğuna göre 760'a eşitlenmedi. O yüzden arkadaşlar X 20'de kaynamaz. Peki X'i ısıtıyoruz. Buhar basıncını 160 yapıyor. Dış basıncı 760. Gene eşitleyemedi. Yine dolayısıyla 40 santigrat derece X'imiz kaynamıyor. Peki 60 santigrat derece geldik. Evet buhar basıncını 370'e çıkarmış ama deniz seviyesi 760 olduğu için gene kaynamıyor. Peki 80'e geldiği zaman işte X'in buhar basıncı 760 ee, dış basınçta 160 olduğuna göre, evet, x ne yapıyor? Tabii ki bu durumda 80 santigrat derecede kaynıyor diye söyleyebiliriz. Peki, y'ye bakalım. Y arkadaşlar. 20 santigrat derece kaynar mı? Hayır. Çünkü sahip olduğu buhar basıncı dış basınca eşit gelmedi. Çünkü dış basınç 760. Peki sıcaklığını artırmışız. 40 santigrat derece yapmışız. Sahip olduğu buhar basıncı 440 gene eşit gelmedi. Evet bakalım 60 santigrat dereceye gel gelmişiz arkadaşlar. Bu durumda sahip olduğu buhar basıncı 760. E, dış basınç 760 olduğuna göre ne yapar? Y bu durumda tabii ki arkadaşlar 60 santigrat derecede kaynar. E şimdi baktığımız zaman kaynar noktası büyükse bu neye bağlı aslında uçucullukla tam zıt olmaz mı yani şimdi baktığımız zaman hatta şunu inceleyelim aynı sıcaklıktaki buhar basınçlarını inceleyelim mesela e, x'in buhar basıncı 20 e, 20 santigrat derece 45 iken y 110muş yani bakın bu şu demek X daha az buharlaşmış Y'ye göre ya da Y daha fazla buhar vermiş. O zaman bunların aynı sıcaktaki buhar basınçları ne olur arkadaşlar? Gördüğümüz üzere tabii ki Y X'ten daha büyük oluyor. Evet baktığınız zaman hep aynı sıcaklıklarda Y X'ten daha büyük. E buhar basıncı daha fazlaysa daha fazla buharlaşabilmiş. Demek ki molekül daha fazla uçmuştur. Yani daha kolay bir şekilde hemen uçabilmiştir. O zaman demek ki Y X'ten daha uçucudur diyebiliriz. E bu niye uçuyorlar? Arkadaşlar moleküller birbirini çekerler diyorsunuz ki moleküler birbirine daha zayıf çektikleri için baktığımız zaman bu etki daha e, bu zayıf e, bir kuvvetle çektikleri için o zaman daha kolay uçabilir. O zaman demek ki uçuculuk neyse moleküler çekim kuvveti arkadaşlar tam zıttı olur. O zaman X daha fazla kendini çektiğine göre Y'ye göre daha az uçacaktır diye söyleyebiliriz. Peki Arkadaşlar burada aynı ortamda kaynarken ki buhar basıncı demiş. Şimdi bakın bunların ikisi de deniz seviyesinde diyelim. Deniz seviyesinde mesela x kaynıyor değil mi? x kaçta kaynıyor? x arkadaşlar e, görüyorsunuz ki 80 santigrat derecede x kaynıyor. Peki y kaç derecede kaynıyor? y de arkadaşlar 60 santigrat derecede kaynıyor değil mi? Peki bunlar niye kaynıyor? Bunun sahip olduğu buhar basıncı 760 olduğu için e, dış basınçta da 760 olduğu için kendi iç basıncını dış basınca eşitliyor. E niye 60'ta kaynıyor? Çünkü bunun da sahip olduğu buhar basıncı 760 olduğu için bu da dış basıncı diyor. O yüzden kaynıyor. O zaman iki sıvı aynı ortamda kaynarken direkt buhar basıncı dış basıncı eşit. Aslında neye eşit? Birbirlerine eşit olmuş olur değil mi? Çünkü aynı ortamdalar bunlar. Dolayısıyla arkadaşlar bunların aynı ortamda kaynarken ki buhar basıncı birbirine eşittir. He tabii X e, 80 santigrat derece 760 yapmış buhar basıncını ama Y ise 60 santigrat derece buhar basıncını 760 yapmış. O ayrı meseledir ama kaynarken ki buhar basıncıları birbirlerine eşittir diye söyleyebilirim. Herhalde anladık arkadaşlar. Şimdi bakın bununla ilgili bir tane de güzel bir uygulamamız var. Buna bakalım. Şimdi bakın burada bir dağımız var bir de deniz seviyesindeki sıvılarımız var. Şimdi deniz seviyesinde biliyorsunuz ki rakım sıfır ama yükseldikçe tabii rakım artar. Mesela burada saf suyumuz var bakın görüyorsunuz o sıcaklık 30 santigrat dereceymiş. Burada ise 25 santigrat derece ve 25 santigrat derecede görüyorsunuz ki saf su ve tuzlu su var. Peki burada şimdi bunların buhar basınçlarını ifadesini yapmış. Şimdi bakın hemen bir sayfa geri geliyorum. Buhar basınçlarını nasıl ilişkilendiriyorduk? Buhar basıncı arkadaşlar bir kere neyle alakalıydı? Sıcaklık Cins ve safsızlıkla alakalı Yani bakın bu sıvının Bulunduğu ortamla falan hiç alakası yok Önemli değil tamam arkadaşlar O zaman biz niye bakacağız sıcaklığa bakacağız Şimdi sıcaklık baktığımız zaman Sıcaklık burada bir kere 30 santigrat Saf su var 25 santigrat Tuzlu su ve saf su var Bunları böyle bu şekilde söyleyebiliriz Şimdi bakın arkadaşlar kaynama noktasıyla bu durumda Aslında e, buhar basıncı Nasıl ilişkildir aynı zamanda Ters orantılıdır diye söyleyebilir miyiz Evet bu da bu bizim için önemlidir bir kere arkadaşlar saf su evet görüyorsunuz ki 30 santigrat derece maddenin sıcaklığı arttıkça buhar basıncı artar. Dolayısıyla bakın arkadaşlar bir de tuzlu su. Yani tuz attığımız zaman kaynak noktası yükseldiği için buhar basıncı ne olur bu durumda? Azalır. O zaman şimdi bir kere saf su evet hem de sıcaklık 30 santigrat derece. Dolayısıyla arkadaşlar burada 3 büyüktür diyeceğiz. birden, bir de büyüktür 2'den diyeceğiz. Bakın aynı sıcaklıkta ama tuz attığımız zaman bu sıvıların buharlaşma ihtimalini moleküler birbirini daha çok çekerse ki öyle olur. Moleküler birbirini daha çok çekmesini sağlar ve sıvının buhar basıncı da azalır. O yüzden bakın burada bu ilişkiyi söyleyebiliriz. Hiç bunun orta kapsamla falan alakası yok arkadaşlar. Tamam mı? Peki kaynama noktaları arkadaşlar kaynama noktaları tabii neyle alakalıdır? Kaynama noktaları sıvının cinsiyle alakalı. Bir kere aynı zamanda ortamla alakalı aynı zamanda da arkadaşlar maddenin içindeki çözünen miktarla alakalı. Şimdi bakın bir kere bunlar deniz seviyesinde değil mi? Mesela o zaman saf su kaç derece kaynar? Bir kere 100 santigrat derecede kaynar. Bu kesinlikle olur. Peki tuz attığımız zaman ne olur? 100 artı x işte 101 olabilir, 102 olabilir, 103 olabilir. Ne kadar tuz varsa yani tuz atarsak kaynama noktası ne oluyor? Büyüyor. Bunu da söyleyebiliriz. Peki arkadaşlar e, burada ise ne olmuş? Şimdi bu da saf su. Bu da 100 santigrat derece kaynamak ister. Ama bakın buradaki basıncımız 760 değil mi? Buradaki basıncı atıyorum dış basıncı burada ne olsun? 700 milimetre civahı olsun. O zaman saf su bu basınca yani 700 milimetrelik civaya daha küçük sıcaklığa ulaşabilir. Atıyorum mesela bu 90 santigrat derecede falan buna ulaşabilir. Dolayısıyla arkadaşlar burada ne olur? Tabii ki 2 büyüktür diyeceğiz. 1 büyüktür diyeceğiz. jazz yes. 3 ifadesini kullanabiliriz. Yani baktığımızın ortama da bağlı olduğu için burada ve safsızlığa da bağlı olduğu için bu ilişkiyi hemen kurabiliriz. Peki sıvıların kaynarkenki buhar basıncı kime eşittir tabii ki arkadaşlar? Direkt dış basınca eşittir. Yani biz tabii ki bunu direkt dış basınçtan eşiteceğiz. E zaten yükseklik arttıkça dağlara çıkıldıkça ne olur? Dış basınç ne olur? Azalır da arkadaşlar. E buradaki dış basıncı düzeltmişse bu sıvılar niye kaynıyor? Sahip oldukları buhar basıncı dış basınca eşitledikleri için kaynıyor. O zaman bu duruma ne olur? Tabii ki 1 eşittir 2 olur ama yükseklerde dış basınç daha az olduğu için çünkü gaz miktarı daha azdır. O yüzden ne olur bu durumda arkadaşlar? Hemen şöyle 1 eşittir 2 büyüktür 3 diyeceğiz ki e, bu sıvı kaynarken dış basıncı 700 milimetre civa eşitliyor. O yüzden bunun buhar basıncı 700 milimetre civadır diye söyleyebiliriz. Bunlar ise 760'tır diye söylersek. Arkadaşlar bakın önemli bir noktayı vermiş olduk. İnşallah anlamışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.